Güzellerim, güzel arkadaşlarım hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben hazırlığa başladım. Patlıcanlarımı çıkardım. Şöyle alacalı soyuyorum. Bir taraftan da öğle ezanımız okunuyor. Öğle ezanında startı verdim. Bugün cuma, bugün Kadir gecemizi kutlayacağız. Rabbim hayırlara vesile eylesin. İnşallah duası kabul olan kullarından eylesin. Rabbimin affettiği kullarından olalım bugün inşallah. Sabaha böyle tertemiz uyanalım inşallah arkadaşlarım. Kadir gecemiz mübarek olsun, cumamız hayırlı olsun. İnşallah seneye de eksilmeden, sevdiklerimizin acısını görmeden bir Kadir gecesine daha, bir Ramazan'a daha, bir bayrama daha erişelim inşallah. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı aldım, bismillah dedim ve yemeklerimi yapmaya başladım güzel arkadaşlarım. Yapayım, saat şu an 1'e çeyrek var. Hızlı bir şekilde yemeğimi, ekmeğimi servis edeceğim, yemeklerimi hazırlamam lazım. O zaman bana açma yavrum. Karanlık yapıyor çünkü. Kameranın fark ettiriyor işte. Neyse Cansu geldi de ışığı açayım mı diyor. Yemeklerimi falan bir halledeyim bakalım. Evimizi toplayalım. Yemeklerimizi halledelim. Şöyle güzel bir sofra çıkaralım. Allah izin verirse ortaya. O zaman bana kolay gelsin. Bakalım Yeliz bacınız bugün neler yapacak. Ortada şu an hiçbir şey yok ama hızlı bir şekilde yapıp halledeceğim Allah izin verirse. Kalabalık olmadığımız için birazcık daha rahat olur diye düşünüyorum. Hani hazırlık aşaması. Çünkü ona göre hazırlanacak yapılanlarda. Öyle bakalım. Haydi bana kolay gelsin. Hızlıca inşallah hızlıca hallederim diyorum da ezan okunana kadar bitmiyor bu işler. Neyse bakalım ne zamana bitireceğiz. Hadi kolay gelsin bana. Karnabaharımı ocağa koydum. Buharda pişiriyorum. Karnıyarık yapmak için patlıcanlarım air fry'de şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Burada da patateslerimi soydum. Haşlayacağım arkadaşlar. Şöyle uzun uzun doğrayayım. Nasıl olsa ezeceğim. Nasıl doğradığımızın çok da bir önemi yok. Bunu da hemen ocağa alacağım. Bir güzel haşlansın. Aslında beklesem mi dedim. Düdüklüde mi yapsam falan dedim ama. Bir taraftan da at ocağı haşlansın Yeliz dedim. Şimdi çorbama da geçiş yapacağım. Erkenden çorbamı da yapayım. Sonrasında diğer işlere devam edeceğim bakalım. Bayağı bir yol aldım sayılır. Ramazan girdiğinden beri patates püresi yapmadım. Aslında benim misafir menüm her zaman şey olurdu. Karnıyarık, patates püresi, pilav olurdu. Çorba, salata, işte yemek. Bu sene hiç yapmadım. Cansucuğum diyor anne hiç püre yapmadın bu sene diyor bu Ramazan'da. Hadi dedim böyle olsun yanına ikram etmeye güzel olur. Hemen suyunu da ekleyeyim. Şöyle. Sebzemi bir kontrol etmek istiyorum haşlanmış mı diye. Havuç haşlandıysa gerisi zaten karnabaharın ne canı var ki olmuştur. Tamam. Bunu hemen borcamıma alabilirim. Altını kapatıyorum. Hazırlığıma devam ediyorum. Buraya hoşaf koydum arkadaşlar. Kayısı ve kuru üzüm. Dedim hemen düdüklüde kaynatayım. Akşamdan da ıslamadım. Burada böyle mercimek çorbamı pişirdim. Blender'dan geçirilecek.
baharatları eklenecek, böyle salçası falan. Patatesim haşlandı. Karnıyarık için patlıcanlarım tamam. Air fry'da gerçekten çok güzel kızardı. Karnabaharım da burada. Patatesi ezmek için leğenimi de çıkardım. O zaman hemen patates püremiz için işlemlere geçiş yapalım. Suyunu süzdüm. Şöyle aldım patateslerimi. Bir güzel ezelim bakalım. Ezeceğimi alayım. Şöyle. Sütümü, tereyağımı ve tuzumu da getirmem lazım. Hemen onları da getireyim. Ay şu gerçekten o kadar güzel bir şey ki. Vallahi iyi ki almışım dediklerimden. Sütümü getirdim. Anacığımın tereyağı azıcık kaldı. Dondurucumda var herhalde yine. Şöyle tereyağını atıyorum. Haşlarken tuz eklemiştim. Şöyle küçük küçük doğrayayım ben bunu. Erimesi daha rahat olsun. Zaten kaynar olduğu için patates son derece kaynar. Şöyle sütümü de ekliyorum. Uzun zamandır da yapmadım. İnanır mısınız? Yani Cansu demesi aklıma da geleceği yoktu açıkçası. Tuz az gelir mi acaba? Biraz da tuz eklesem mi ki? Çıkarıyorum. Spatula alıyorum ve devam ediyorum. Şöyle. Bu şekilde tereyağı daha güzel karışır. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama kaşarı üstüne gezdireceğim rendeleyip. Şimdi sıcak sıcak borcamamıza alalım bakalım. Tam olarak da ezilmeyenler var içinde ama o kadardan da bir şey olmasa bence. Yemek işlerini biraz yoluna koydum. Azıcık şöyle balkona geleyim bir dinleneyim. Bulaşık kurutma matım da peteğin üstünden ayrılmıyor arkadaşlarım. Bir mutfağa gidiyor bir buraya geliyor. Çok şükür Allah'a bir taraftan yapıyorum, bir taraftan yıkıyorum, bir taraftan kaldırıyorum, kuruluyorum, kaldırıyorum. İşte öyle devam ediyorum. Bayağı bir yoluna soktum. Şimdi tatlımın hazırlığına geçeceğim. Tatlımı yapacağım. Ben çıkamayacağım dedim Ali'ye. Kocacığım lütfen sen getirir misin dedim. Kıyma almam gerekiyordu. Et de almayı düşünüyordum. Sonradan böyle netleştirince yemek olayını dedim ete gerek yok. Sağ olsun Ali Beyciğim aldı getirdi ama süt de isteseydim çok iyi olacaktı. Annem! Bakın benim minnoşuma. Ha, anneleri koştururken o orada yatıyor. Annem bal çocuğum. Çok tatlı benim çocuklarım teyzeleri ya. Evin neşesi vallahi. Evin neşesi bunlar. Neyse. Bayağı bir yoluna soktum işim dediğim gibi. Patates püremin kaşar peyniri üstüne rendelenecek, fırına girecek. Patlıcanların içi doldurulacak, iç malzemesi hazırlanacak. Çorbamı blenderdan geçirip baharatlarıyla beraber soslamam lazım. Karnabaharın üzerine beşamel sos yapılacak, salata var. Kompostomu suya koydum. Hoşafımı. Evet, hoşafımı suya koydum. O öyle şey yapıyor, soğuyor. Başka? Yemek yapacağım. Böyle bir sulu yemek yapacağım artık. Hani sulu yemek yapmasam mı acaba dedim. Hani çorbanın yanında karnıyarık, pilav, işte patates püresi, karnabahar o şekilde mi servis yaparım acaba dedim ama sonradan da sulu yemek yapsam mı diyeye döndüm. Hani sulu yemek de olsa mı diye döndüm. Sebze hani böyle sebze de olsun istedim ama bir sorayım ben arkadaşıma bakayım. O eğer böyle hani gerek yok derse, hani bunlar yeterli olur derse ona göre karar veririm artık arkadaşlarım. Bir sorayım bakayım da. Öyle. Hadi ben şimdi tatlı yapmaya gidiyorum. Size de bir hal hatır sorayım dedim. İnşallah iyisinizdir. Rabbim şu güzel günler hürmetine
güzellikten, iyilikten, sağlıktan, mutluluktan, huzurdan ayırmasın. Güler yüzden, tatlı dilden hiçbirimiz ayırmasın inşallah güzel arkadaşlarım. Yapmış olduğunuz yorumlar için de, kıymetli yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. Haydi devam edelim. Bugünün koşturmacasını da tamamlayalım bakalım. Bugünü de atlatırız Allah'ın izniyle. Ve gördüğünüz gibi tatlım pişti. Hemen şerbetliyorum arkadaşlarım. Sizin için de yemek kanalına tarifini yükleyeceğim Allah nasip ederse. Çektim, elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Şimdi bir 5 saat falan var iftara. Yok, 5 saat yok. 3 saat falan var. 3 saatte de şerbetini zaten gayet rahat çeker. İçinde irmik olduğu için birazcık daha uzun sürecektir şerbetini çekmesi. Ara sıra alt üst ederiz. Sonrasında bir kenarda bekletiriz. Şimdi kalan işlerime devam edeceğim. Fırın ısınmışken hemen dedim karnıyarı da fırına süreyim. O da bir taraftan pişsin, hazır olsun. İşim hafiflesin. Kalan şerbetimi de dökeyim. Önce bir balkona aldım da. Soğuduysa onu hepten bir şey alacağım. Yani borcama alacağım. Artık bu suyun bir anlamı yok. Soğuk suya koydum da hoşafı. Şöyle patlıcanlarımı hemen getirdim. Ortalarından yarıyorum. Harcım da pişti. Onu da hemen alacak mı? Buna sığacak mı? Şey yap bak, şişkin tarafını diğer tarafa gelecek şekilde çevir. Ortadaki. Anladın mı? Dur bakalım, azıcık yapacağız bir şeyler. Şöyle. Bak, onu tam tersi çevir. Yanındaki gibi. Şöyle sosumu da hazırladım. Salçalı sosumu döküyorum ve üzerine yağlı kağıt gezdireceğim. Yağlı kağıt sereceğim. Gezdiremem. Hemen fırına süreceğim. Sırada çorbamın soslama işi var arkadaşlar. Tereyağını aldım. Şöyle baharatları da ekliyorum. Karabiber, pul biber, kekik, azıcık da toz kırmızı biber ekledim. Şimdi böyle yağda yanınca daha lezzetli oluyor. Baharat daha güzel işliyor. Şöyle blenderdan geçirdiğim çorbamı da ekliyorum. Biraz da su eklemesi yapacağım. Bayağı bir ekleme yapacağım. Koyu oldu çünkü. Bekleyince böyle koyulaşıyor mercimek çorbası biliyorsunuz. Suyumu da çaydanlığa koydum. Suyum da kaynadı. Önce bir kaynasın. Devam. Arkadaşlarım,
Evin işlerini halleten Cansucuğum avizemizi de halletti. Avizeye kadar temizledi çocuğum. Vallahi mutfak için kullanılacak en son avize diyebiliriz. Bence de tavsiye etmiyorum. Evet. Ama elimizde vardı. Salonumuzdaydı önceden biliyorsunuz. Dedik hadi buraya takalım. Kulplarla beraber uyumlu oldu dedik. Öyle işte. Arkadaşlarım pilavım da tamam. Cansucuğum şehriyeli yap anne dedi. Ben de şehriyeli yaptım. Bu sefer de şehriyeli olsun. Misafire genelde böyle şehriyesiz ikram ediliyor ama gelecek olan misafirlerimiz yemek seçmiyorlarmış. Her şeyi yiyorlarmış. O yüzden ben de hemen böyle pilavımı yapıverdim. Şimdi saracağım. Güzel bir şekilde sofra bezine saracağım. Burada şekerparelerimiz var. Of nasıl güzel görünüyorlar. Hala böyle alt üst ediyorum, eviriyorum, çeviriyorum arkadaşlarım. Şerbetini daha güzel çeksin diye. Burada patates pürem bekliyor. Karnabaharım da bekliyor. Onun beşamel sosunu pişiriyorum şimdi. Burada böyle. Bakın. Hemen ununu kavurdum. Karabiberini, tuzunu ekledim. Şimdi sütünü de ekledim işte. Biraz koyulaşsın. Karnabaharların üstüne gezdireceğim ve fırına peş peşe sürerim artık. Çünkü iftar yaklaşıyor. Salatamın marulunu da suya bastırdım. Burada mercimek çorbam hazır. Blender'dan geçirdim. Baharatlarını ekledim. Burada böyle işte marulum var. İki kere yıkadım. Tekrardan şöyle bir suya bastırdım. Böyle devam ediyorum. Başka da göstereceğim bir şey yok. Karnıyarık fırında. İki çeşidimi arkadaşım getirecek. Öyle. O zaman ben devam edeyim. Beşamel sosum hazır. Hemen dökelim. Bismillah. Gezdirelim. Ali Beyciğim geldi. Pidemizi ayarlamaya gitti. Almaya gitti diyeyim ya da. Ayarlama derken yanlış olmasın. Şöyle. Üstüne de kaşar gelecek. Oh mis gibi. Kaşıkla da bir düzeltme yaptım. Hemen kaşarını serpip fırına sürmem lazım. Ve arkadaşım geldi. Tencere almak için yardıma çağırdı. Hemen aşağıya iniyorum arkadaşlar. Ay. Çok koşturdu babacınız. Koşturdu. Sağ olsun arkadaşım. Bakalım hangi arkadaşımmış. Arkadaşım geldi. Hadi alalım. Yardım edelim. Ay. Bugünü de hallettik. Çok şükür Allah'a. Evet. İyi. Çıktım kısa kollu da. Aç kız. Hoş geldin. Haydi Emine. Haydi işim çok. Arkadaşlarım misafirlerimiz geldi. Balkona aldık. Balkonda sohbet edilirken biz de bir taraftan masamızı hazırlamaya devam ediyoruz. Hemen kamerayı çeviriyorum ve masamızı gösteriyorum. Şöyle bakın Emineciğim bize enginar yaptı. Bir tane de fasulye yemeği yaptı. Böyle masamızı da Cansucuğum hazırladı. Caner'cim de geldi. Şöyle mutfakta pidemizi keseceğiz. Karnabaharımız tamam. Bunu da masaya götüreceğiz böyle. Tatlımızı böyle aldım arkadaşlarım. Emineciğim fasulyeyi yaptı. Sağ olsun canım arkadaşım. Ne yapsam, yapsam mı yapmasam mı diye soruyorum demiştim ya o zaman. Yeliz abla benim dedi hani böyle dondurucu da var hemen yaparım. 10 dakikada pişer zaten dedi. Sonra burada da işte mercimek çorbamız var. Altını açtık. Çok kaynamasın değil mi Emine? Salatamızı da ayarladık. Bu şekilde. Hemen masaya alalım olmadı. Caner'e de pideyi kestireyim ben. Caner'cim pideleri keser misin oğlum? Şöyle masamızın son hali arkadaşlarım. Aklımda ne yapacaksın bayramda? Hep karının memleketine gideceksin. Şöyle yemek faslını bitirdik. Tatlı faslına geçiş yapıyoruz. Bardaklarımızı ayarladım. Böyle tatlılarımızı da hemen Emineciğimle ayarladık. Cansucuğum da mutfağı halletti. Makineyi falan yerleştirdi. Şimdi çaylarımızı dolduralım ve balkona geçelim bakalım. Sohbete muhabbete devam. Ay şeyi sormuşsunuz. Topluca bir cevap vereyim. Arkadaşlarım ben hiç süzgeç kullanmıyorum. Dikkatini çeken arkadaşlarım olmuş. Bizim oralarda hiç süzgeç kullanılmaz.
Bende de hiç alışkanlık olmamış. Bizde de kullanılmaz ama çaydanlığın içine süzgeçti. Şey, hiç böyle hani rahatsız olduğunu söyleyen de olmadı. O yüzden ya da söyleyemediler mi? Bilmiyorum. Babama denk gelmemiş demek. Yok, babana da böyle servis ettik. Yok, bize geldiğinde. Yani oturmamış kısım gelmemiştir. Bence de. Yoksa dile getirir yani. Değil mi? Şey, Nevzat abi de Trabzon'a gitmiş ya. Ha. Orada böyle süzgeç koymadan hani götürmüşler. Üstünde hep yüzüyordu diyor ya. Evet. Neyse. Balıklı. Biz kullanmıyoruz arkadaşlarım. Ya ben kullanmıyorum, bilmiyorum. Alışkanlık olmamış Karadeniz'de mi diyelim, ne diyelim. Hemen şunları da dolduralım. Servisimizi yapalım. Arkadaşlarım evimizde öyle güzel sohbet, muhabbet, koyu bir sohbet, muhabbet var ki anlatamam size. Özel misafirlerim gelecek demiştim size. Yeni tanıştığımız arkadaşlarımız diyebilirim. Caner'in matematik öğretmeni. Aynı zamanda da böyle çok güzel bir tur şirketi olan bir abimiz Hasan hocamız geldi. Şimdi de işte nerelere tur yaptığını anlatıyor balkonda bize. Şuraya tura gidelim, buraya tura gidelim falan diyor. Güneydoğu turu varmış çok güzel. Bayramın 3. günü galiba. Evet, bayramın 3. günü gidelim hep beraber falan diyor. Öyle onu konuşuyoruz da. Öyle işte, azıcık da size bir haber vereyim dedim. Böyle karşınıza geleyim dedim. Ben de şimdi hemen yanlarına gidiyorum. Çay tatlı keyfine devam ediyoruz yani, anlayacağınız. Arkadaşlarım, sizi Hasan hocamla da tanıştırayım. Belgin ablamla tanıştırayım. Hasan hocam şimdi size şeyle alakalı, tur şirketiyle alakalı azıcık bilgi verecek. Buyurun hocam. Türkiye'de genelde turistik bölgelere ve yaz tatillerine turlar düzenliyoruz. Düzenli her hafta, hemen hemen her hafta turlarımız var. Şu anda Türkiye'de gitmediğimiz bölge çok yok kadar. Talepler olursa talepleri de özel turlarla değerlendiriyoruz. Emineciğim hep Hasan hocamızla turlara gidiyordu işte arkadaşlarım. Ben hani diyordum ya, Emine ya, tura gitti, Emine işte turdan geldi falan diye. Şimdi Güneydoğu'ya var bayramın 3. Evet, günü. Bayramın 3. günü Güneydoğu'muz var. Bizim bir de VIP turlarımız var. 8 kişilik, 9 kişilik aile turlarımız var. Evet. İşte kendi aileler, kendi bir araya geldiğinde, yani 7-8 kişi bir araya geldiğinde özel turlar, istedikleri bölgeye, istedikleri şekilde tur yapılabiliyor. Yani 7-8 arkadaş da bir araya gelip hani hadi bir tura gidelim dediğinizde özel olarak da götürülebiliyor arkadaşlarım. Balayı paketlerimiz var, balayı turlarımız var. Ben buraya hem Instagram hesaplarını hem de açıklamalar kısmına Instagram hesabını yazarım. Telefon numarası vermekte sakınca var mı? Yok, istediğiniz gibi verebilirsiniz. Telefon numarasını da veririm. Ararsınız, isterseniz görüşürsünüz. Sizin hastanızda gelen yolcularımıza da özel bir indirimimiz var. Evet. Benim bunu adımı verip de... Buna %10'la başlayalım isterseniz. Benim adımı verip de Hasan hocam ben Yeliz'den geliyorum, tura gitmek istiyorum dediğinizde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlarım. Onu da söylemiş olalım. Bekleriz. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. İnşallah gelenler olur. Bize de lazım olur inşallah. Bize de Hasan hocam diyor gidelim, beraber gidelim diyor ama şimdi bayramda annem babam bekliyor arkadaşlar. Dört gözle bekliyorlar, hem de bayramın 3. günü gidilecekmiş. Öyle olunca biz bu sefer ayak uyduramadık gibi oldu. Bakalım, inşallah sonrakilerde. Siz değerlendirin lütfen. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız en azından bilgi amaçlı arayıp fiyat alabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde görüşebilirsiniz. Çok biz şimdi sohbetimize devam edelim. Teşekkür ederim hocam teşekkür geldiğiniz ederiz için. Bergin abla. Sağ olun. Siz teşekkür, de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Rica ederiz, rica ederiz. Gene buyurun gelin. Tamam. Arkadaşlarım, bizim şimdi bir misafirimiz daha geliyor. Açtık kapıyı. Aşağıdan açtık. Şimdi bekleyelim bakalım. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Gel Reyhan'cığım, gel. Aleyküm selam. Hayırlı kandiller. Buyurun efendim. Size de, size de. Buyurun. Sizin içimizi unuttuk. Olsun, canım sağ olsun. Hoş geldin Reyhan'cığım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yamulmuşsun sanki. Biraz girdim ya. Camiden çıktım. Camiden çıktım. Cami kokarız. Allah kabul eylesin. İnşallah biz de birazdan sonrasında misafirlerimiz gidince inşallah kabul edecek inşallah. Hoş geldin Murat abi, nasılsın? Evimiz şenlendi yine çok şükür Allah'a. İkinci çayımızı demledik arkadaşlarım. Çay servisini yaptık. Ama tatlıyı unutmuşum. Reyhan'a diyorum, Reyhan'cığım neden söylemiyorsun? Bacım tatlı servis edecektim ya dedim. Ha, Yeniz'cim yemesem dedi. Burada da bir tane bakın parçaladım böyle. Sizin için tarifini paylaşacağım dedim ya. Mis arkadaşlarım. Mis gibi olmuş. Yeliz'in tarifleri yemek kanalıma yükleyeceğim.
birer tane alayım. Kalbura bastımdan da vardı biliyorsunuz. Hemen onu da şöyle Reyhancığıma ve Murat abime servis edeyim. Çatallarımızı da alalım şöyle. Aa, unuttuk. Hemen Afyon yolcusunu uğurluyoruz arkadaşlarım. Misafirlerimiz gidiyor artık. Emineciğim Afyon'a gidiyor. Afyon'dan izleyen arkadaşlarım, Afyonlu arkadaşlarım. Sevgiler, selamlar. Var izleyenler Emine? Evet. Hemşerim diyor, hemşerim. Var. Annenin arkadaşları falan da izliyor. Ha, öpüyorum annenin arkadaşlarını. Selamlar o zaman. Ayağınıza sağlık. Gene buyurun gelin. İnşallah hayırlı yolculuklar. Hayırlısıyla gidin gelin. Güle güle Reyhancığım. Sena'ya çok selam söyle. Reyhan tatlı verseydim. Yok. Sağ ol. Sena. Ha tamam. Hadi güle güle. Hadi hoşça kalın. Annem. Ha, geçtin mi? Kuruldun mu koltuğa? Annem. Annem. Kuruldun mu koltuğa? Yani bal çocuğum benim. Üzüm efendi burada. Heh. Yap bir daha. Haydi. Tık tık yaptın ya. Bir daha yap. Heh, geliyor. Ne yapıyor bu baba? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor bu baba ya? Lokum Hanım da burada. Arkadaşlarım. Kızımız da burada yatıyor. Yat annem yat. Tamam, rahatını bozmayacağız. Misafirlerimiz gitti. Burası da böyle. Şöyle. Tamam alırım ben. Vallahi sehpayı falan kenara çektik. Sandalyeleri de çıkardık böyle. Yok, açıyorum burayı da. Güle güle gitsinler bakalım. Kapatayım da minnoşlarımıza sıkıntı olmasın. Misafirlerimizi gönderdik. Aradan bayağı bir vakit geçti. Geldim karşınıza. Çok güzel, çok keyifli geçen bir gündü. Biz Hasan hocamla tanışmıştık. Cansucuğum, Cenercim, Emineciğim beraber gitmiştik. Hani dersle alakalı konuşmaya gitmiştik. Hemşerimiz Ünyeli, arkadaşlarım Ordulu Hasan Hoca. Ondan sonra Ali tanışmamıştı. Ali de hani tanışsın diye en güzel ortam, iftar, güzel bir gün paylaşımı olsun diye iftara davet ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Güzel bir akşam geçirdik. Eğer gerçekten böyle hani tura gitmeyi seviyorsanız, böyle gezmeyi dolaşmayı seviyorsanız bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Hani böyle indirim de yaptı. Hiç öyle bir şey de konuşmadık aslında bakarsanız. Hatta hani böyle bahsetsek mi bahsetmesek mi falan diye de şey yapınca anlatayım bahsedeyim istedim arkadaşlarım. Reklam falan değil kesinlikle, böyle öneri gibi olsun. Ondan sonra nereye gidecekler? Antep, Mardin, Urfa, Diyarbakır var mı? Onu bilmiyorum. Bakın ya, Güneydoğu turunda gerçekten Emine gitmişti ve diyor ki hani her seferinde giderim Yeliz abla diyor. O şimdi Afyon'a gideceği için şey yapmadı. Bakalım nasip olur inşallah. İnşallah biz de böyle arkadaşlarımızla hep beraber gideriz. Böyle çok keyifli olur. Eminim ki çok keyifli olur. Sizin de varsa böyle arkadaş çevreniz, akrabalarınız falan böyle 8 kişi, 9 kişi ayarladığınızda gidebiliyorsunuz. Bir bakın isterseniz hani tavsiye etmiş olayım. Öyle çok güzel bir akşam geçirdik. Emineciğim sağ olsun fasulye getirdi. Beyaz barbun, böyle şeker barbun fasulye getirdi. Enginar getirdi. Enginar çanağı mı deniyor? Zeytinyağlı enginar getirdi sağ olsun. Ben de diğer yemeklerimi yaptım işte. Yine çok güzel, çok keyifli geçen bir akşamdı. Gerçekten o kadar güzel sohbet, muhabbet çok güzeldi gerçekten. Hani böyle gelenimiz gidenimiz eksik olmasın inşallah. Rabbim sevenlerimizi, sevdiklerimizi eksik etmesin. Sizlerin de, bizlerin de. Artık benim veda edip hemen Kadir Gecesi'ni ihya etmeye başlamam lazım güzel arkadaşlarım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Aslına bakarsanız ben Kadir Gecesi olduğunu bilmiyordum. İmsakiye'ye çok da böyle dikkatli bakmıyordum, ne yalan söyleyeyim. Perşembe akşamına davet etmiştim aslında Hasan hocamları. Telefon edip sorduğum zaman Perşembe akşamı misafirim var deyince ben Cuma akşamı buyurun gelin o zaman hocam dedim. Hani kandil olduğunu bilseydim şey yapmazdım, ertelerdim yani. Böyleymiş, nasip böyleymiş. Artık
güzel bir akşam geçirdik. Umuyorum keyifle izlemişsinizdir. Umuyorum yüzünüz gülerek izlemişsinizdir güzel arkadaşlarım. Şu mübarek günün, gecenin hürmetine Rabbim, yani nasıl dua etmek lazım bilmiyorum ama Rabbim affetmeyi seviyor. Bizleri de affetsin. Bütün günahlarımızı affetsin. İnşallah sabaha uyandığımızda annemizden doğduğumuz gibi günahsız bir şekilde uyanmayı nasip eylesin ve inşallah Rabbim cennetiyle bizi mükafatlandırsın. Günahlarımızdan sorumlu tutmasın. Sevdiklerimizin acısını göstermesin. Acı zor, genç acısı çok daha zor. Genç acısı yaşatmasın, hiçbirimize göstermesin inşallah. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. En hayırlı dualarımız, dileklerimiz tez zamanda nasip olsun. Şuranızda yatan, şuranızda tuttuğunuz, sürekli istediğiniz, dilediğiniz, kimselerle paylaşamadığınız, dile getiremediğiniz ne duanız, dileğiniz varsa, gönlünüzde yatan ne varsa Rabbim tez zamanda yaşamayı nasip eylesin. İnşallah sağlıkla, sıhhatle beraber, huzurla beraber, güler yüzle beraber inşallah. Güzel arkadaşlarım, sizlere de, bizlere de. Benim de buramda ne olduğunu Rabbim biliyor. İnşallah tez zamanda bana da yaşamayı nasip eylesin inşallah. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.